Merhaba canlarım. Merhaba gençler. Merhaba daima genç kalanlar ve daima genç kalacak olan güzellerim benim. Gelecek kuşaklar Türkiye'de bu dönemleri tarihten okuduklarında babalarından, dedelerinden, babaannelerinden, anneannelerinden, dayılarından, amcalarından, halalarından, teyzelerinden, abilerinden, ablalarından dinledikleri zaman bu kuşağın ne kadar çok acı çektiğini görecekler. Kimden mi? Futbolu sevenler hakemlerden. Normal her yurttaş ise hakimlerden. Yani yargıçlardan. Ve tabi haliyle savcılardan. Hukukçulardan. Hepsinden değil ama çok büyük bölümünden. Türkiye'de bilhassa 2018-2019 futbol sezonunda hakemlik diye bir müessese kalmadı. Bitti zaten. Kendi aralarında birbirlerine düştüler. Biliyorsunuz değil mi? Hele bu var sisteminden sonra. Hepsi demeyeceğim. Mutlaka işlerinde dürüst, haysiyetli, şerefli, onurlu olanları vardır. Mutlaka hay ben beni dinlemem. O zaman beni o maça vermeyin. Hangi maç? Başakşehir'in maçlarına. Türkiye Cumhuriyeti devletine neredeyse 60 yıldır maç izlerim. Hem de büyük lig maçlarını Türkiye birinci liginde alın bu tarafa. Daha İstanbul liginden itibaren alın bu tarafa. Maç izlerim. Ben hayatımda hiçbir hakemlik müessesesinin bir futbol takımını şampiyon yapmak için kendi arasında bu kadar çok anlaştığına tanık olmadım. Fenerbahçe'yi bu gece adeta hakemler var hakemleri be. Orta hakem ve yan hakemler el ele vererek adeta tırpanladılar, biçtiler. Fenerbahçe'yi Ali Koç yönettiği için küme düşürürlerse hiç şaşırmayacağım. Ama onların esas amacı Fenerbahçe küme düşürmek değil. Hayır, 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 hayır. Onların esas hedeflerinde Ali Koç da yok. Hayır. Onların bir tek hedefi var. Başakşehir'i şampiyon yapmak. Ya ben bunu 2018 senesinin Temmuz ayında konuştum söyledim. Dedim ki 2018-2019 Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor boşuna hiç heveslenmeyin. Bu sezonun şampiyonu Başakşehir. Çünkü bu senenin şampiyonunu sizin futbolunuz, futbolcularınız, teknik kadrolarınız değil hakemler tayin edecek. Dedim mi demedim mi? Yazdım mı yazmadım mı? Ben kahin miyim? Hayır. Ama ben hani Gaziantep lafı gibi Ağzını büzüşünden Ömer diyeceğini anlayanlardanım. Anlarım abi. Anlıyorum. Seziyorum. Sezinliyorum. Ya bu kaç defa da şurada gene son dönemlerde de son kaç haftadır bilmiyorum. Başakşehir şampiyon boşuna uğraşıyorsunuz diyorum. Çünkü bu lig Başakşehir'i şampiyon yapmak için oynanıyor. Ya bu gece maç izledim. Başakşehir-Fenerbahçe maçını izledim. Olamaz ya. Arda, Arda rakibinin alenen kaval kemiği dediğimiz yani dizden aşağıki ayakla dizle ay ayağa bağlayan kemiğine tabanla vurdu. Bütün futbol hakemlik kuralları bunun doğrudan kırmızı kart olduğunu söylüyor. Yahu sarı kart bile vermedi hakem. Sarı kart bile vermedi hakem. Arda yerden kalkar kalk, kalkmaz Abdullah Avcı fark etti hemen Arda'yı oyun dışına aldı. Ya Emre neler yapıyor ya? Ya neler yapıyor ya? Yok. Top bir defa İrfan'ın Bahçe şehirli, Başak şehirli, pardon. Bir defa da Arda'nın eline çarptı. Arda'nın eline 18'in içinde çarptı. İrfan'ın eline ise 18 çizgisinin hemen dışında çarptı. Yani harika bir yerden serbest vuruş ve Balbuyana da oyunda. Mehmet Ekinci de oyunda. Türkiye liglerinde en iyi serbest vuruş kullanan iki futbolcu. Hakem oynayın dedi. Hakem oynayın dedi. Aynı hakemler daha geçen hafta ya da evvelki hafta Galatasaraylı bir futbolcu topa çıktığında top kendi kafasından koluna çarptığı halde penaltı çaldı. Neden? E çünkü Bahşakşehir'in bir numaradaki bir Galatasaray. Fenerbahçe'ye yazık oldu biliyor musunuz? Kötü mü top oynadı Fenerbahçe? Hayır. İstediğiniz futbol otoritesine sorun ki ben de bu işin yani sertifikam var. Futbol yazarlığı sertifikam var. Evet, hem de futbol yazarları derneğinden alınmış bir sertifika. Kurslarına gittim. Atilla Gökçe'nin öğrencisiyim öyle söyleyeyim. Ama ben hiçbir sezonda hakemlerin elbiliğiyle bir takımı şampiyon yapmak için bu kadar uğraştıklarını görmedim. Bu 2018-2019 senesinde hiçbir takım şampiyon olmayacak. Kim olacak biliyor musunuz? Zillet şampiyon olacak. Evet, zillet Zillet ittifakı yok. Millet ittifakı var. Ama şampiyonluk bu sene zilletin olacak. Hiç ıkınmayın, sıkınmayın. Ey Galatasaray, ey Beşiktaş. Siz zaten artık yarıştan koptunuz. Bu saatten sonra siz zaten artık bu yarışa ortak olamazsınız bile. Ortak olmaya kalkarsanız bir maçta 6-7 futbolcunuza kırmızı kart gösterirler. Sizi yine hükmen mağlup ilah eder bu hakemler. Bu hakemlik müessesesi. Bu futbol federasyonu. Böyle şey olmaz ya. Zilletin şampiyonluğunu ilan ediyorum. Ben şimdiden zillet şampiyon olmuştur. Bu kadar. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. Daha önce birkaç kez daha söyledim. Yine söyleyeceğim. Hayatım boyunca anlaşılamamış olmaktan korkmadım. Anlaşılamamış olmak anlaşılamamış olmaktır. Bilirim ki karşı taraf beni anlamamış. Ne yapalım? Bir şey yapamazsın. Size de tavsiyem. Birisi sizi anlayamadıysa sakın üstünde durmayın. Demek ki anlayamamış. Ama biri sizi yanlış anlamışsa o bir felakettir. Hatırlıyorsunuz. Mimar Sinan'ın küçük bir çocuğun, küçük bir çocuğun sözünü dahi ciddiye alıp Selimiye Camii'nin minarelerini öküz arabasında çektirdiğini ve düzelttirdiğini sonra çocuğa sorduğunu anlatmıştım. Düzeldi mi şimdi minareler demiş düzeldi demiş çocuk. Neden? Çocuk o minareleri yanlış olarak algılamışsa büyür gider o. Herkes o çocuktan duyduğuyla derler ki Selim Yeni minareleri yamukmuş. <laughs> Yamukmuşsa demezler. Selim Yeni minareleri yamuk. Bırak, bırak, bırak. Koca mimar yapmış koca cami de. Abi minareleri yamuk yapmış be ya. Derler <laughs> Ve bütün dünya o minarelerin yamuk olduğunu zannederdi. EYT konusunda artık o kadar çok şey söylendi ki benim söylediklerim meydanda. EYT diye mutlaka başlık tatmışımdır. Bazen içinde geçer EYT konuşmalarımın. Böyle gece konuşmaları çok uzun oluyor ya. İçinde geçer o zaman EYT başlığı yoktur. Ama dönüp bakın. Hiçbir konuşmamda, hiçbir konuşmamda EYT çıksın ama emeklilerin maaşlarından kesilsin demedim. <laughs> ya için diyeyim ya? Niçin diyeyim? Aksine... Aman ha demiş şimdi de hep Emeklilerin maaşları çok az. Emeklilerin maaşlarını yükseltin. Hatta ve hatta hatırlayacaklar vardır. Bir kez daha tekrar edeyim. Emeklilik maaşları 70 yaşından sonra her 5 yıl için kademeli olarak diğer emeklilere göre daha da artırılmalıdır. Neden? Ya emeklilik dediğiniz şey finaldir. Ondan sonrası yok artık. Gidiyor Gittim de bir daha geri gelmiyor. Haliyle 70 yaşından sonra para, insanın paraya daha çok ihtiyacı oluyor. 75'ten sonra daha çok, 80'den sonra daha çok, 85'ten sonra daha çok, 90'dan sonra daha çok, 95'ten sonra daha çok. Yaşıyorsa 100 ve daha yukarısı. Emeklilerin maaşlarını ben aksine diyorum ki 70 yaşından sonra mutlak surette her yıl en az bakın en az enflasyon haricinde %10 arttırın. Çünkü her bakımdan ihtiyaçları fazlalaşıyor. Bakım ihtiyaçları fazlalaşıyor. Daha çok rahatsızlanıyorlar. İlaç ihtiyaçları daha çok oluyor haliyle. ilaç için daha çok fark ödüyorlar. Daha çok doktora gitmeleri gerekiyor haliyle. Daha çok doktor, doktor farkı vermeleri gerekiyor. Ama nedense bazı arkadaşlar ben sözde demişim ki EYT çıksın ama emeklilerin maaşlarından gizilsin. <laughs> ya ne, ne diyordum adam, adam korbet aşk ve neydi o unuttum şimdi ee, hani var ya bir <laughs> Türk dizisi Dallas gibi onda anla silmişim ama eksik anla diyordu ben de anlaşılmışım anlaşılmışım ama eksik anlaşılmışım ve eksiği tamamen yanlış anlaşılmışım Canlarım benim. O halde önce şu EYT konusunu bir kez daha ve son defa anlatıyorum. Seçime 27 gün ne kaldı? Abi bundan sonrasında ben ne bilirim ne anlarım ne söylerim. Bakın tekrarlıyorum. Ben siyasetçilerin, devleti yönetenlerin cümlelerinden çok büyük manalar çıkarırım. Çünkü onlar siyasetçi. Onlar hiçbir şeyi açık açık söylemezler. Asla açık açık söylemezler. Neden? Çünkü kıvırabilmelerine imkan vermek için isterler. Kıvırabilmelerine imkan verdikleri için de dikkat edersiniz siyasetçiler sürekli kıvırırlar. Bir o tarafa bir bu tarafa. <laughs> bir bu tarafa sürekli kıvırırlar. Nesrin top kapı, Nesrin top kapı bunları kıskanır. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en başarılı dansözüdür. En güzel o kıvırır. Asena kıvıramaz, Asena titrer. Nesrin Topkapı kıvırırdı. Bildiğiniz kıvırırdı. Ama bu siyasetçiler için görüyor mu bilmiyorum. Diyordu ki vay anasını be. Keşke bunlardan ders alsaydım. <laughs> Tabi şaka bir tarafa. Nesrin Hanım vücudunu kıvırırdı. Vücudunu kıvrak bir vücuda sahipti. Bunlar kıvrak bir ruha sahip. Kıvrak bir karaktere sahip. Hadi karakterler yok demeyeyim de <laughs> çok kıvırıyorlar diyeyim. Canlarım neyse. Ey EYT'liler, EYT'li olmayı bekleyenler. Bir. Bu hükümet, bu hükümet EYT ile ilgili baskılarınıza dayanamayacak zannediyorum. Ancak kanunu çıkarmayacak. Neden çıkarmayacak? E gördü. Halkın yüzde sekseni saf abi her şeye inanıyor. Çıkaracağım diyecek. Bakın Binali Yıldırım ne diyor? Sabır. Sabır ne demek? Sabır ne demek? Bekleyin canım. Bir umut var demek. Seçime 3 gün beş gün kala çok büyük ihtimalle açıklamayı Cumhurbaşkanı'na bırakacaklar. Cumhurbaşkanı diyecek ki seçimden sonra eğer iktidarda kalabiliyor ise ha bak bu lafı unutmayın. Yani iktidarda zaten kalacaklar halbuki. Zaten. Ama onun anlamı şu. Beni seçmezseniz, bizim ittifakı seçmezseniz bize büyük şehirlerde bilhassa Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin gibi Antalya gibi şehirlerde kaybettirirseniz bunlar bizim meşruiyetimizi tartışmaya açarlar. Biz sıkılırız o zaman biz de EYT, MYT'yi unutun demektir o. Onun için EYT'yi çıkarmayacaklar ama hani vardır ya dolap belgeleri döner dururlar döner dururlar su çıkarırlar kuyudan zavallılar önlerine bağlanan bir tutam otu yemek için. Ot gider onlar gider. Ot gider onlar gider. Çünkü ot onların önüne bağlanmıştır. Ağızlarına verilmemiştir. EYT'yi çıkarlarsa size EYT'yi ağzın içine verecekler ağzınızın. Siz her an çiğneyebilirsiniz. Sandık başına gidince de vazgeçersiniz. bu Bunlar öyle yapmaz. Bunlar EYT'yi çıkaracağız diyecekler. Daha bu lafımı not edin bir tarafa. Büyük ihtimalle diyecekler. Çünkü Binali Yıldırım onun için sabredin diyor. Şimdi derlerse seçime kadar benim gibi pek çok pek çok cin göz çıkar size. EYT'nin neden çıkarılmayacağını, kanunu neden seçim sonrası bırakılacağını anlatır. Kafalarınız karışır. <laughs> Önünüze ot bağlandığını anlarsınız. Otun ağzınıza verilmeme sebebini de anlarsınız. Onun için EYT kanunu seçimden önce çıkmayacak. Çıkarsa inşallah. İnşallah. Hayatımın en güzel yanılgısı olur. Sizler adına. Sizler adına. Ben emekliyim zaten. Sevgilim de emekli, ben de emekliyim. Peki seçimden sonra EYT çıkacak mı? Çıkacak. Nereden anladım? Al bayrak ne dedi? 2019 senesinde 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız dedi. Bu ekonomi, mevcut ekonomi ve uygulanacak olan ekonomi politikalar 2019 senesinde hiçbir şartta ve hiçbir imkan dahilinde değildir ki 2,5 milyon kişiye istihdam sağlasın. Peki ne yapacaklar? Eyt çıkaracaklar. EYT ile pek çok kişiyi emekliye sevk edecekler kamu kurum ve kuruluşlarında özel sektörde de ama kanuna bir madde ekleyecekler. Birkaç madde ama en önemlisini ben söyleyeyim. Bu kanun çerçevesinde emekli olanların emekli oldukları tarihten itibaren ikinci ya da üçüncü ya da bir başka işte ya da emekli oldukları işte çalışmaya devam etmeleri halinde şu kadar, şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar tazminat cezası ve şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar olmak üzere hapis cezası ile tecziye edilirler. Yazın ya. Yazın. Ha lütfen yazın. Not edin bunları. Sonra yine dede böyle demişti falan demesin kimse. EYT seçimlerden önce çıkmayacak. EYT seçimlerden sonra çıkar ise eğer. Çıkar ise eğer. Yani söz verirlerse ve seçimden sonra çıkarırlarsa eğer. İkinci bir işte çalışmanıza imkan asla ve asla tanımayacaklar. Bakın tekrarlıyorum. İkinci bir işte çalışmanıza asla ve asla imkan tanımayacaklar. İkinci bir işte çalışırsanız ve tespit ederlerse aybayı yediniz benden söylemesin. Evet benden söylemesi. <laughs> Anlaştık mı şimdi? Anlatabildim mi bilmiyorum yine. Umarım ya benim torunlarım, benim arkadaşlarım zaten anlıyor. Ama bazı troller giriyor anlamaza yatıyor mahsus. Ama çocuk gibiler bunlar biliyor musunuz? Atarlar yalanı, atarlar yalanı. Anlamazlar başka yerlerde de derler ki Vay anasını ya bizim dedeye bak ya. Emeklilerin maaşı kesilsin diyormuş diye huydururlar. <laughs> Alışık bunlar şimdi. <laughs> canlarım güzellerim cumhurbaşkanı <laughs> cumhurbaşkanı yani normal bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir ülkesindeki bir cumhurbaşkanı bir siyasi parti genel başkanının hapsedilmesini istemez. Bizim cumhurbaşkanımız da istemez. Yani Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olarak çıktığı hiçbir konuşmasında Meral Akşener'in ya da bir başka siyasi parti genel başkanının hapse girmesini istemez. Ben sana gösteririm falan da demez. Kaçacak delik arıyorsun da demez. Ama bir siyasi parti genel başkanı, bir siyasi parti genel başkanı bir başka siyasi parti genel başkanına kaçacak delik arayacaksın der. Hangi ülkelerde? Az gelişmiş ülkelerde. Askeri gelişmiş ülkelerde Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da yani Avrupa Birliği ülkelerinde Amerika'da, Kanada'da veya Japonya'da bu gibi güzel demokrasilerde ve hatta ve hatta Hindistan demokrasisinde hiç askeri darbe yaşamamış Hindistan demokrasisinde bile bir siyasi parti genel başkanı eğer bir de muktedir ise asla ve asla rakiplerine kaçacak delik arayacaksın demez. Neden? Çünkü o bir tehdittir. Tehdittir demokrasilerde iktidardaki Genel başkanlar muhalefetteki genel başkanları tehdit etmezler. Demokrasinin gözüne aykırıdır. Hukuk devletine aykırıdır. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da ve hatta ve hatta bir, bir milyar insanın yaşadığı Hindistan'da bile, Hindistan'da bile bir siyasi parti genel başkanı, bir siyasi parti genel başkanına, bir başkasına ya da siyasi parti genel başkanlarına sen de içeride hapiste yatanlar gibi ömrünü hapiste geçireceksin demez. Biliyor musunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar partisi olarak bilinen, meclisteki en çok sandalyeye sahip AK Parti genel başkanı, İyi Parti genel başkanı Melek Şener'e kaçacak delik arayacaksın dedi. <laughs> Vallahi dedi gülüyorum. E gülüyorum abi artık o noktaya geldik. şimdi e çünkü gülmezsem üzülüyorum. Üzülürsem kendi kendime kahrediyorum. Kendi kendime kahredince de biraz sanki 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 sinirsel katsayım artıyor. Benim bile artıyor. Benim bile. Onun için gülüyorum artık. <gülüyor> Başka ne dedi biliyor musunuz? Sen de içerideki arkadaşların gibi dedi. İçerideki arkadaşları kimse bir isim vermedi. Mutlaka bir bildiği vardır. Hayatını bundan sonrasını cezaevinde geçirebilirsin dedi. AK Parti genel başkan olarak söylediği için önemsemiyorum. Cumhurbaşkanı olarak söyleseydi bunları. Yarın savcılar harekete geçeceklerdi. Akşener'in dokunulmazlığı yok ya. <laughs> Düşünebiliyor musunuz ertesi sabah yarın? Hop gelmişler. Polisler eve. Akşener'i almışlar kelepçeler elli gidiyor. Neden? Cumhurbaşkanını hakaretten abi. Abi bu nasıl demokrasi abi ya? Abi bu nasıl bir demokrasi ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Meral, kız kardeşim benim, canım kardeşim. Her zaman yanındayım biliyorsun. Eleştirdiğim tarafların olur. Benim evlatlarımı da eleştiriyorum ben. Eşimi de eleştiririm. Onlar da beni eleştirirler. Bak sevgili Meral'cim. Sen genel başkanım değilsin. Sen benim kız kardeşimsin. Bak Meral. İstediğin zaman yanındayım. Keşke seni cezaevine atsalar şu seçimden önce. <laughs> Keşke. Ya Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ancak belki bir bakkal dükkanını yönetebilecek kadar yeteneği kariyeri vardı. Bir hapse girdi. 120 gün kadar yattı. 110 gün kadar mı ne yattı? Abi başbakan oldu sevgili Meralip. Cumhurbaşkanı bile oldu. 17 senedir iktidar. Keşke seni bir hapse atsalar var ya şu savcılar. Zaten aldın başını şu anda gidiyorsun. Ben seçimlerden önce demiştim 24 Haziran seçimlerinden önce İyi Parti'nin durumu iyi değil. Akşener'in durumu da iyi değil, Haklı çıktım. Barajı aşman biraz zor oldu ama zaten ittifak olduğum için meclise arkadaşların geleceklerdi. Keşke sen de meclis olsaydın. O da ayrı. Yani keşke aday olmasaydın. O zaman söyledim neyse geçti gitti. Onu bir tarafa koyalım. Sevgili Meral. Gerçekten de oyların puanların çok artıyor. Hem kişisel puanların çok artıyor sevgili Meral hem de partinin puanları çok artıyor. MHP ile AK Parti'de olağanüstü bir erozyon var. Hele Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak neredeyse yani paraşütsüz iniş yapıyor. Evet. Ha belki bir şemsiye var elinde. <laughs> şemsiye biraz tutuyor aşağıdan yukarıya doğru havayı. Ama iniş kötü. Meral hadi hep beraber dua edelim. Yarın seni gelip alsınlar evden. Geçen gün geldi etti ya. Dün de dedi ya sana neler? Sen sakın şikayet olma. Lütfen kardeşim benim canım Meral'cim sakın gül. Bak sadece gülümse. Hatta ben olsam senin yerine. Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan. Seçimden önce cezaevine girersem beni ziyarete gelir misiniz? Canım benim be. Beni ziyarete gelirseniz sizi affederim falan de. De ya dalga geç ya. <laughs> Sakın kızma ona. Sakın öfkelenme Meralciğim, Sakın ya da hiç olma, görmezden gel at birkaç yerde bir espri daha geç. Ama bak denizi de da nasıl tuttu halka terörist deme. Ya ya Meral kusura bakmayın canlarım. Meral kardeşime de söylüyorum. Yahu ben bu işi bilirim. Bırakın zaman zaman kendimi öveyim. Recep Tayyip Erdoğan o ettiğinde ilk konuşma yapan benim. Hatırlıyorsunuz bu ekranlarda. Daha yeni 10 yıl önce yaptım. Ne dedim? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bana terörist diyemezsiniz Sayın Genel Başkan. Bu millete terörist diyemezsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Dedim mi demedim Evet. Bu millete terörist diyen bir siyasi parti genel başkanı var. Milletin yarısına terörist diyen bir cumhurbaşkanı var. Evet. Bakınız dünyanın bütün mantıklarında böyledir. Bir siyasi partiye oy verenler o siyasi partinin ideolojisini benimseyenlerdir. Ben o partinin ideolojisini, hareketini, tarzını, politikalarını beğendiğim için evet demişimdir. Eğer benim oy verdiğim ya da vereceğim siyasi parti teröristlerle işbirliği yapıyorsa, Kandil'le işbirliği yapıyorsa ki Cumhurbaşkanı söylüyor, öyle söylüyor ve o nedenle teröristse ben de teröristim abi o partilere oy veren ve oy verecek olan neresinden bakarsanız bakın 22, 23, 24 milyon, 25 milyon insan neyse hepsi terörist sınıfına girer. Bir ülke düşünün ki Cumhurbaşkanı 25 milyon yurttaşına seçmenine terörist diyor ya. Ya olacak şey mi ya? Şimdi de bir ülke düşünün Cumhurbaşkanı değil çünkü biliyorum, Ak Parti genel başkanı sıfatıyla çıkıyor o meydanlara. Ak bir siyasi parti ama en güçlü siyasi partinin genel başkanı bir başka siyasi partinin genel başkanına kaçacak delik arayacaksın diyor. Cezaevinde geçireceksin ömrünü bundan sonrası diyor. Ürperiyorum, ürperiyorum. Canlarım benim ya, nasıl şey bu ya? titriyorum ama kendime gelemiyorum. Çünkü galiba MHP'lik olmadığından dolayı. Acaba titrersem kendime gelsem MHP'li olur muyum? Ama titremeliyim ve kendime gelmeliyim. Ama ırkçı bir MHP'li olarak değil. Bir insan memduh bayraktar olarak titremek istiyorum ve insanlığa dönmek istiyorum. Herkesin insanlığa dönmesini istiyorum. Demek ki ben EYT yasasının çıkmasından tarafım. Demek ki ben emeklilerin maaşlarının kesilmesini asla teklif edemem. Teklif etmek aklımın ucundan geçmez. Aksine maaşlar daha artırılsın derim. Çünkü emeklisine maaş veremeyen iyi yaşayacak kadar yani yaşlı olmanın zevkini çıkaracak kadar maaş veremeyen devlet ilkel vahşi kapitalist bir devlettir. Sosyal devlet emeklisine çok güzel maaş veren devlettir. Zaten devletler halklarından, çalışanlarından, iş insanlarından, esnafından, tarım üreticisinden kestiği bazı eee yaptığı bazı kesintileri, bazı vergileri uluslararası sigorta şirketlerinde değerlendirebilen devletlerdir. Ya da devasa sigorta şirketlerine sahip olabilen devletlerdir. Var mı öyle bir sigorta şirketi? He? <laughs> i̇şsizlik sigortası ne işe yarar? Ya işsizlik sigortası yarısından fazla birikmiş parasını özel sektörün bakmakta olan bazı sözde iş adamlarını kurtarmakta harcandı. Adı ne? İşsizlik sigortası. Bu işte vahşi kapitalist AK Parti hükümet modelidir. AK Parti kapitalizminde emekçi asla düşünülmez. Söylemiştim onu. Bir daha girmeyeceğim. Peki liberal sosyalist demokrat sistemde ne olur? Liberal demokrat sosyalist sistemde emekçi de vardır. Maaşlı ve ücretli çalışan da vardır. Fakat devlet devlet sadece ve sadece denetim görevini yapar. Yani öncelikle yargısı vardır devletin. Ama bağımsız bir yargı. Öyle başkanların iki dudağının arasında hakimler, savcılar, anayasa mahkemesi üyeleri atanacak. Onlar iktidarla beraber diledikleri gibi yönetimin dilediği gibi kararlar alacak. Danıştay, sayıştay tarafsız olamayacak. I I. Liberal sosyalist demokraside gerçekten tam ve bağımsız bir yargı vardır. Yargıçlar, savcılar kurulu kendi düzenlerini kendileri kurarlar. Kendi bütçelerini kendileri yaparlar, devlete bildirirler ve devletten o bütçenin çıkarılmasını talep ederler. Evet, öyle dört tane memur oturacak. Adalet Bakanlığı dediğimiz taraflı bakanlığa bütçe yapacak. Hakimlerin savcıların maaşlarını kendileri belirleyecek. Sonra hakimler savcılar pek çoğu kendi cebinden posta pulu parası verecek. Böyle bir liberal, demokrat, sosyalist hükümet olmaz zaten. Bu vahşi bir kapitalizmdir. Yani AKP tipi kapitalizmdir. Başka liberal, sosyal, sosyalist kapitalist, liberal sosyalist demokraside, liberal sosyalist demokraside devlet öyle ticarethane, fabrika, efendim bir şey bilmem ne şunu. Hayır 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 sakın bana kızmayın ne olur kızmayın lütfen kızmayın. Ha siz istiyorsanız ki eğer AK Parti 17 sene yedi biraz da biz olalım devletin sahibi biraz da biz yiyelim. Aman ha bana gelmez hiç gelmez bana bakın. 68 senenin 8 senesi sözüm ona hafif solumturak partiler iktidar olabildiler. Onlar da onlar da milliyetçi, mukaddesatçı, sağcı, sözüm ona kapitalist ama esasında vahşi kapitalist, ilkel kapitalist partilerin, affedersiniz, boklarını temizlediler. E kusura bakmayın aynen böyle. Dönün bakın, dönün bakın. Rahmetli Ecevit, rahmetli Ecevit iki defa başbakan oldu. Bir başbakanlığını falan saymayayım. Birkaç tane daha var başbakanlığı. 4-5 defa başbakan oldu rahmetli Ecevit ama hadi birini Erbakanlı oldu. Olmadı zaten. Kıbrıs çıkartması oldu. Ama ne oldu? Gelir gelmez daha kendisinden önceki Nayim Talu hükümetinin Nayim Talu AK Parti Adalet Parti kökenliydi. Ama nasıl olmuşsa başbakan yapmışlardı. Gerçekçi olalım. Çocuklar siz bilmezsiniz. Dönün bakın geriye. Eski Merkez Bankası Başkanı'ydı. Sonra da Akbank'ta yönetim kurulu başkanlığı mı yaptı? Yönetim kurulu üyeliği yaptı? Rahmetli yat olsun. Benim okuldan da büyüğüm ama aynı dönem değiliz tabii. Ama benim bizim okuldan mezun abimiz bizim. Naim Talu rahmetli çok dürüst adamdı. Çok ahlaklı, hazil, faziletli bir adamdı. Ama adı kötüye çıkmasın diye zamları bekletti, bekletti, bekletti. Ki o dönem dünyada petrol fiyatları almış başını gidiyor. Hiçbir ürüne zam yapmadı. Arkasından kim gelir sonra kalsın diye. CHP MSP hükümeti kuruldu. Gelir gelmez daha haşırt zamlar. Ondan sonra Milliyetçi Cephe Hükümeti'nden sonra yani Adalet Parti, Milli Selamet Parti, MHP Hükümeti'nden sonra 1978'de 11 ayıplı milletvekiliyle hükümet kuran Ecevit gelir gelmez ne yaptı? Haşır yine zamlar yaptı. Kimin bokuydu onlar? Milliyetçi cephenin bokuydu. aynen böyle konuşuyorum. Lütfen kusuma bakmayın. Bunlar argo, bunlar küfür değil. E ne diyeyim bokun yerine başka? Affedersiniz. Ne diyeyim? insan tezek yapmaz ki. İnsan bayağı bildiğiniz bok yapar affedersiniz. Özür dilerim kusura bakmayın. Ama MHP, MSP Adalet Parti. Alenen özür dilerim ama memleketin içine sıçmışlardı. Ecevit geldi, e zaten ekonomiyi bilmiyordu rah rahmetli, beceriksizdi ve devletçi olduğu için hadi hemen devletin bütçesini toparlayayım diye onların bütün boklarını temizledi. Kendi bitti gitti. Daha bir daha ondan sonra 1999 senesinde yani 80 desek 19 sene sonra bir daha başbakan olduğunda yine ondan önceki sağcı hükümetler ortalığı sıçmış sıvamışlardı batırmış, bitirmiş, muhabbetmişlerdi. Yine geldi, yine sorumluluk duygularıyla beraber 2001 krizindeki o Kemal Derviş'i getirdi. MHP hep kaçak güreşti. Hep kaçak güreşti. Ama Kemal Derviş'in programı tam başarıya ulaştığı gün haşır diye hükümeti yıkıverdi MHP. Neden? E gördü ki çünkü iki sene daha gitseler Ecevit 80 yaşında bir daha başbakan olacak. Belki bir daha daha son nefesine kadar başbakan olarak bütün seçimleri alacaktı. Öyle ya. Cumhur, yani son 30 senenin belki de en başarılı dönemi Kemal Derviş'in o iki senedir. Evet iki sene Kemal Derviş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisinin en başarılı olduğu dönemdir. Bana kızın kardeşler canlarım kızın öfkelenin ben size hep ne diyorum bana inanmak zorunda değilsiniz. Benim gibi düşünmeyenleri de dinleyin ama ben böyle düşünüyorum ben böyle görüyorum. Ben liberal sosyalist pencereden bakıyorum. Kemal Derviş de benim gibi liberal sosyalist bir kafaya sahip. O belki liberal sosyal demokrat belki ben biraz daha postum ondan daha ilerideyim olabilir. Ama Kemal Dervişle benim kafam arasında fark yok. İkimiz de fakirlikle mücadele ediyoruz. İkimiz de. O da fakirlikle mücadele ediyor, ben de fakirlikle mücadele ediyorum. Kemal Derviş bunu başarmak üzere idi. Ama yaktılar, yıktılar, bir şeyler çevirdiler Türkiye'de ve devlet bahçeli ülkeyi erken seçime götürüp AK Parti'ye adeta eliyle hediye etti. Neden? Öyle olacağı belliydi. Çünkü 28 Şubat askeri darbe süreci gibiydi, öyle algılanıyordu. Her askeri darbeden sonra İslamcı partiler hep güçlenmişlerdi. Anlatamadık. Anlatamadık. Ben Doğru Yol Parti'nin Refah Parti ile iktidar orta olmasını destekleyenlerin başında geliyorum. Ne diyordum? Gazete arşivleri de televizyon konuşmalarında orada. Diyordum ki bakınız şu anda olan Doğru Yol Partisi ne oluyor? Doğru Yol Partisi ile Genel Başkanı Tansu Çiller çok büyük fedakarlık yapıyor. Biliyorum ki kökten lehikçiler, ee, böyle nasıl söyleyeyim modern demokratlar Tansu Çiller'e bu dinci partiyle mi koalisyon yapılır diyorlar. Ama diyordum bakınız bu dinci partiyle bir parti koalisyon yapmak zorundaydı. Eğer yapmaz idiyse yapmaz iseydi bu parti, bu koalisyonu bu dinci parti önünde sonunda öyle bir gelecek iktidara diyordum bir daha gitmeyecek. Diyeceksiniz ki atıyor. Ya e, atmadı mı? Arşivler orada. Arşivler orada, gazete küpürleri orada da. Beni tanıyan, benim kuşağım ya da kırklı yaşlardaki gençler orada hepsi hatırlayacaklardır neler söylediğimi. Hele İstanbul Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi Hanfesi'nde etrafımı saran belki 50-60 genç bana o gün söylediklerini hatırlayacaklardır. Ya biz sizi gerici sanıyorduk. <laughs> ya ne gericiliği ya. Benim dinle dinda din yani dincilerle ne ilgim olabilir ya? Hiç. Ama ben din devleti kurmak isteyenlerin yasaklandıkça büyüdüklerini gözü, gözümle görüyordum. Yaşayarak öğrenmiştim. hadi buyurun bakın. Devlet Bahçeli bilmiyor muydu? O da biliyordu. AK Parti iktidara geleceğini bilmiyor muydu? AK Parti'nin iktidara geleceğini Türkiye'de en iyi bilen Devlet Bahçeli'ydi. Evet. Neyse. Geçin gidelim. Oraları boş veririm. Liberal sosyalist demokrasi emekçi sınıfı olacak. Maaş ve ücretli sınıf olacak. Tarım üreticisi olacak ama mümkün olduğu kadar az. Fakat üretimi bugünkü üretimin asgari üç misli. Asgari üç misli hatta daha fazla olacak. Neden? Çünkü, çünkü üretim yapabilecek üniteler ya da bugünkü dediğim şeklinde belki tam bir kooperatif değil ama özel şirketler, özel büyük sermayesi tabana yayılmış. Her köylünün, her tarım üreticisinin, her 3-5 dönüm toprağı olan herkesin hissedarı olduğu, ortağı olduğu devasa işletmeler kurulacak ve o işletmelere iktidarlar karışamayacak. O işletmeler kendi yönetimlerini kendileri seçecekler. Örnek vermiştim. Yine vereyim. Besim Tübük'ün yönetim kurulu başkanlığını yaptığını yaptığı net holding. Net holdingde Besim Tübük'ün sadece %11 hissesi var biliyor musunuz? Ama yıllardır ayakta. Bugün Türkiye'nin en büyük turizm şirketi. Türkiye'nin en büyük turizm şirketi. Amerika'daki Rockefeller'ler falan diyorlar ya bazıları Rothschild'ler falan. Gidin bakın bakalım şirketlerinde kaç hisseleri var. Rockefeller'lerin, Rothschild'lerin, Rothschild'lerin. Rolls çiçekleri neyse işte. Eğer aile olarak hisse, hisseleri yüzde onu geçiyorsa ben namerdim. Geçmez. Yüzde doksanı ne? Yüzde doksanı halkın, Amerikalıların, hatta bazı Çinlilerin, hatta bazı Japonların, hatta pek çok Arap'ın. Ya yani aslında liberal, sosyalist demokrasi budur. Borsaları böyle kullanmak lazım. Türkiye'deki borsada çok büyük dev gibi şirketler sahipleri aileler. Satılan hisse senetleri çocuk oyuncağı. Çerez. Düşünebiliyor musunuz koç grubu kendinde yüzde on pay bırakıp yüzde doksanını sattığını? Yeni sermayeyle, hiç krediye başvurmadan, sıfır faizle yeni ortaklar aldığını ve yüz binlerce kişinin de hisse senetlerini alarak talep çok olacaktır. Her sene sonunda kar payı aldığını düşünebiliyor musunuz? İşte benim liberal sosyalist demokrasim o şirketlerin hisse senetlerinin satıldığı ve ve maaşlarıyla çalışanların ücret alarak çalışanların yepyeni bir fon ile çalıştıkları şirketin şirketin işverenli tarafından ya da çalışan çalıştığı şirket tarafından taz, tanzimat tazminat artı sigorta hariç hisse senedi payı olarak ayrılacak fonlarını düşünebiliyor musunuz? O fonların dev gibi sigorta şirketler, şirketlerinde değerlendirildiğini düşünebiliyor musunuz? Ancak o hisse senedi sahibi, emekçi, başka hisseleri satın alabilecek, hissesini değiştirebilecek daha doğrusu. Yani hissesini başka hissele takas edebilecek ama hissesini satın aldığı hissesini yani fonda biriktikçe hisselerini 30 sene, 30 sene kaydı şartıyla nakde çeviremeyecek. Diyeceksin bu nasıl şey, bu böyle bir şey. Miras hukukunu değiştireceğiz. Miras hukukunu. Öyle yüz daire, bin daire, binlerce gayrimenkul, kira geliri bilmem. Yok, 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 yok. Fabrikalar, bütün her şeyle beraber ailelerin değil, şirketin hisse senedi sahipleri nasılsa öyle olacak. On binlerce, yüz binlerce hisse senedi sahibi olacak. Aile de, aile de %10 hissesi olan diyelim ki kurucu ailede çocuklarına sadece ve sadece fabrikadaki hisselerini miras olarak bırakabilecek. Evet. Sadece hisselerini. Bir çocuğu varsa o çocuğunun sadece bir tane konut olacak. İsterse bin metrekare olsun konutu. isterse devasa bir villa saray olsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bir tek konut olacak. Ha bir de olabilir. Yazlık. Ama ben yazlık olayına karşıyım. Bunu yıllardır söylüyorum. Yazlık demek turizmi de öldürmek demektir aynı zamanda. Atıl bina demektir. Paraları toprağa gömmek demektir. Bana buraya gelirken sevgilimle beraber tatil beldesine o oh, dediler. Herhalde dediler orada yazı geçirirsin kışı İstanbul'da. Yok dedim hayır hayır hayır. O kadar lükse bir tahammülüm yok. Yaz kış orada yaşayacağız. Yaz kış burada yaşıyoruz. İstanbul'a çok sene, Üç günlüğüne, beş günlüğüne. Yılda iki defa, üç defa. Hayır. Bu kadar. Ve bu olacak Türkiye'de. Liberal sosyalist demokrasi bu demek. Ne demek ya? Binlerce daire miras kalır mı birisine ya? Adam paralarını fabrikalarına, şirketlerine yatıracağını ya da hisse senedi alacağına şirketlerden gidiyor 100 tane daire alıyor. Kiraya veriyor. Böyle şey olur mu ya? Olabilir mi böyle bir şey ya? Bu vahşi bir kapitalizm. Bu ilkel bir kapitalizm. Bu üretime dönük kapitalizm değil. Benim dediğim, önerdiğim sistemde üretime dönük bir kapitalizm olacak. Canlarım be, çok uzatmayayım. Liberal sosyalist demokrasi gelecek. İki sene sonra, üç sene sonra değil. Ama siz gençler, liberal sosyalist demokrasiyi göreceksiniz. Ben bunu 15 dakikada anlatamam. Kitabını hazırlıyorum. Bu bayağı bir kitap. İyi bir kitap olacak inşallah. İnşallah. Ama biraz daha bazı güçlerimi elde etmem gerekiyor. Daha çok zaman ayırmam gerekiyor kendime. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacım var. Bana müsaade. Bu arada, bu arada şunu yine bir daha tekrarlayayım. Uzun konuşmalarımdan bir gün sonra pasajlar yayınlayabilirim, kısa pasajlar. Bu sakın ola sizleri ismar ettim anlamına gelmesin. Çünkü biliyorum ki bu 35-40 dakikalık konuşmalarımın tamamını dinleyemeyen pek çok kardeşim, torunum, arkadaşım var. Onlara da belirterek ama, belirterek dün acele ettim, en sonuna söylemişim. En baştan başına bir yazı not ekleyerek bu konuşmam dün geceki şu konuşmanın şu dakikalar arasında geçmiştir diye de not koyacağım. İzleyenler izlemeyecekler, izlemeyenler izleyecekler. Canlarım benim. Anlaştık mı? Sabah saat onda şarkılar, türküler ama bu sefer karaoke yok. Neden? <laughs> Karaokeden rahatsız olanlar var. <laughs> Canlarım benim. Hayatımda kimseyi rahatsız etmek istemedim. Asla ve asla. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Ama görüyorum ki bana moral veriyorsunuz. Demek ki o halde karaoke sizde olsa şarkılar ve öyküler anlatmaya devam. Hepinizi gözlerinizden öperim. Canlarım benim. Hoşçakalın.